Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turu musluğumuzla devam ediyor ve şimdi sizlere Bilecik'ten. Bilecik Vezirhan'dan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri. Trabzonlu Yüksel Usta'nın yerinden seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Yüksel Yıldırım Beyefendi bulunmakta. Uzun yılların tecrübesi, birbirinden kaliteli ürün yelpazesi ve profesyonel çalışan kadrosu ile birlikte mutlak görülmesi gereken bir işletme olarak. Bakalım burada verilen hizmetlerle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Yüksel Bey, nasılsınız? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu kadar yoğunluğun içerisinde bizlere ayırdığınız zaman ve değerli bilgileriniz için sizden sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Yüksel Bey, işletmenizde verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz ve ürün yelpazeniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Yüksel Yıldırım kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Yüksel Yıldırım, Trabzon Yomra doğumluyum. 13 senedir bu sektördeyim. Müşterilerimizin bizi tercih etme sebebi güler yüzümüz diyelim. Tabii ki. Kalitemiz. Tabii ki biz bunları tamamını açacağız. Ama öncelikle özellikle siz Karadeniz Yomra doğumlusunuz, evet. Ve 14 yıldır da bölgede bu hizmeti vermektesiniz. Evet efendim. Ama sektöre girişinize baktığımızda aslında siz çocuk yaşlardan beri bu sektörün içindesiniz. Çocuk yaptığımız yaşlardan özel sohbet esnasında 13-14 yaşlarındayken fırıncılığa başladığını söylediniz. Doğrudur efendim. Ve günümüze baktığımızda 14 yıl bölgede başarılı hizmetlerle şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Burada verilen hizmetlere geçmeden önce ben biraz konumdan da değerli izleyicilerimize bilgiler aktarmak istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmekteyiz? 200 metrekarelik bir alanda bu hizmeti. 200 metrekarelik bir alan içerisinde verdiğimiz hizmetler. Fırınımız, yine restoranımız, sabah kahvaltılarımız, öğle yemeklerimiz, akşam yemeklerimiz ve gelen konuklarımıza hem ürünleri buradan alıp götürebilme imkanı sunan bir satış reyonumuz. Doğrudur. Ve marketimizde de hizmet vermekteyiz. Tabii efendim. Şimdi restoran bölümümüze baktığımızda sabah kahvaltılarıyla güne başlıyoruz. Ve öğle yemeğinde etli güvecimiz var. Çömlekte kuru fasulyemiz İspir fasulyesidir. Mıhlama, kavurmalı pidemiz. Kapalı kavurmalı pidemiz, ayrıyetten bir sosyete pidesi dediğimiz yine kavurma, özel bize pide. Özel bir pidedir. İşte yöremize az peynirli pidemiz. Bu şekilde hizmet vermeyiz. Şimdi tamamen organik doğal ürünlerden oluşmuş ve Karadeniz'e özgü yöresellerin sunulduğu bir işletmecilik yapıyorsunuz. Doğrudur efendim. Bu ürünler genelde nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Trabzon'dan temin ediyoruz. Kavurmamızı Rize'den temin ediyoruz. Alırken tabii ki kaliteye mutlaka dikkat ediyoruz. Mutlaka kaliteli ve taze tabii olmasına efendim. Özen gösterdiğiniz ürünler bunlar. Evet. Şimdi size gelen konuklarımıza bakınca bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme imkanımız var? Bir çırpıda 120 kişiyi ağırlayabiliyoruz. 120 kişi oldukça ciddi bir sayı. Evet. 120 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için sunabiliyoruz uzman efendim. Bir ekibe ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Şu anda 13 kişi çalışıyoruz efendim. 13 kişiden oluşan çoğunluğunun aile işletmesi olduğu. Evet, ailece çalışıyoruz. Zaten müşterimizle de aile ortamında. Harikulade. Buraya gelenler de zaten kendilerini bir işletmeye gelen müşteri gibi değil. Misafir geldiklerini hissederler. Bunlar doğrudur da efendim. Derece büyük keyif duyuyorlar. Doğru. Nerelerden sizi teveccüh gösterirler? Nerelerden gelir müşterilerimiz? Çevre illerimizden Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ağırlıklı olmak sadece üzere. Sadece Bilecik'le sınırlı değiliz efendim. Çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz olduğu gibi yine Türkiye'nin birçok noktasından bölgeden tabii efendim, geçen geçiş noktası olduğumuz müşterilerimizin için de uğradığı bir işletmecilik yapıyorsunuz. Doğrudur. Şimdi biraz evvel söyledik. Türkiye'nin birçok noktasından gelen konuklarınız da var. Bizi izleyen değerli izleyicimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşabilecek efendim izleyicimiz? Bizim internet sayfamızdan Trabzonlu Yüksel Usta diye yazarsalar Google'dan da yazarım. Sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşabilirler. Evet. Ayrıca telefon numaralarınız var sizlere ulaşabilecekleri izin verirseniz ben değerli izleyicimizle tabii paylaşmak efendim, istiyorum. 0228 alan koduyla 233 1778 ve yine GSM numaranız var sizlere ulaşabilecekleri. Doğrudur efendim. 0532 705 52 12. Sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde burada verilen hizmetler ve sektörden katkılarından özellikle görsellere de ulaşabilecekleri gibi ve bilgilere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimize kargo yoluyla gönderiyoruz hem efendim. Hem ürün gönderebiliyoruz hem de burada onları ağırlamaktan büyük keyif duyacağız evet diyebiliriz. Efendim.
Biraz evvel söylediniz. Ürünü gönderebilme imkanımız var. Özellikle tereyağımız. Tereyağı, Trabzon peyniri ve kavurma gönderiyoruz. Bu konuda gelen taleplere de cevap veriyoruz. Evet, yine efendim. Karadeniz'in özgün yöresellerinden arzu eden insanların zannediyorum bir günlük kargo. Bir günlük yolculuğuna tabii, ancak. İki gün oldu mu biraz uzun. Yaz, kışın sorun olmuyor da yazın iki gün oldu mu biraz sıkıntı oluyor. Şimdi biraz evvel dediniz 14 yıl bu sektördeyiz. Ve siz 14 yılın her bir gününü biraz daha kaliteyi artırarak bugün sektörde en iyilerden birisiniz. Ama biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Özellikle müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi size göre nedir efendim? Biz biraz önce de konuştuk. Biz müşterimizle bir aile gibiyiz. Müşterimiz bizim mutfağımıza rahat girip istediği zaman mıhlamayı kendisi yapma imkanına sahip. Bizimle beraber bilmeyenler, bilenler kendisi de yapabiliyor. Yani bilmeyenler aslında nasıl yapıldığını da gösteriyoruz. Tabii. Öyle bizim gizli saklı bir şeyimiz yok müşterimizden. Müşterimiz geldi, isterse arzu zaten ederse. Zaten mutfağın çok açık olması, yani, herkesin göz önünde hazırlanması da zannediyorum. İnsanların biraz daha buranın hijyenik olduğuna güven duydukları bir ortam sunuyor. Müşterimiz sağ olsun bize güveniyor. Şimdi biraz evvel dedik bu sektörün emekçisiniz. Ben biraz deriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projelerimiz neler, neler yapmayı planlıyoruz? Önümüzdeki yıllarda şehir merkezinde de bir tane böyle yer düşünüyoruz. Tabii piyasanın durumu malum. Biraz daha sabredip başladığımız zaman tabii kaliteli bir hizmet sunabilmek amacıyla iyi bir kaliteli yer açmak istiyoruz. Zaman içerisinde daha geniş bir alanda daha fazla insana hitap etmek, bünyenize daha İnşallah. Fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var. Ama anladığım kadarıyla önceliğiniz kaliteden ödün vermeden bu hizmeti evet. devam ettirmek diyebiliriz. Evet. Şimdi az önce söyledim sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özellikleri siz sadece bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız ki bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde 14-15 yıldır bölgede sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizden aldıkları ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Müşterilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onlar bizim ailemiz. Kesinlikle büyük aileniz. Bundan sonra da inşallah onları burada ağırlamaya sizler devam edeceksiniz. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Bize ayırdığınız zaman için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Bilecik'ten, Bilecik Vezirhan ve sektörünün en iyisi. Trabzonlu Yüksel Usta'nın yerinden seslendiğini söylemiştik. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, yılların tecrübesi ve son derece kaliteli sunumlarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Karadeniz'in bütün yöresellerinin bir arada olduğu son derece kaliteli ve hijyenik bir ortamda sizlere hizmet vermek için beklenmektesiniz. Zaten işletmeyi, çalışan kadroyu, ürünleri ve kendilerini tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Sizlere Bilecik, Vezirhan ve sektörünün en iyisi Trabzonlu Yüksel Usta'nın yerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.